Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası'na devam ediyoruz. Konumuz canlıların ortak özellikleri. Test numaramız 1 bir arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayacak olursak. Öğretmen tahtaya şekilde gösterildiği gibi 3 olay yazmış. Ve bu 3 olayın ortak özelliklerini sormuş arkadaşlar. Hangisi doğru demiş. Ne var olaylarımızda? Dehidrasyon yani açığa su çıkaran reaksiyon. Defol, hidra su demek reaksiyondan. Yani sentez reaksiyonları. Hidroliz yani suyla parçalanma reaksiyonu ve solunum arkadaşlar. Hücresel solunum yani yıkım reaksiyonu yine ATP sentezini sağlıyor hidrolizle beraber. Dehidrasyon ise bakın sentez reaksiyonu yani anabolik reaksiyon. Hidroliz ve solunum ise katabolik bir reaksiyon olmuş oluyor. Bunların ortak yanı ne olabilir? Bakalım şimdi ATP sentezi hayır solunum için geçerli sadece. Su kullanılması hidroliz suyla parçalanma reaksiyonu bakın. Burada geçerli sadece. İnorganik madde kullanılması. Şimdi inorganik madde kullanıp ondan fotosentezle veya kemosentezle besin sentezi yapılması olayı aklımıza gelebilir. Dolayısıyla bakın bunların hiçbirisinde inorganik madde kullanımı söz konusu değil. Karbonik kullanılması yine ototrofluk olayını fotosentez veya kemosentezi ifade eder. Bunlar bu olaylarda bakın yine karbonik kullanılması diye bir şey söz konusu değil. Ama enzimlerin görev alması. Evet bakın bu sentez reaksiyonu, bu sindirim reaksiyonu, bu ise hücresel solunum reaksiyonu arkadaşlar. Bütün metabolik reaksiyonlar ister anabolik yapın ister katabolik olsun mutlaka enzimler ne yapar? Bunlar da görevli olur. Onun için cevap edin olarak bulundu. İkinci sorumuz tek hücreli canlılarda aşağıda verilen özelliklerden hangisi kesinlikle gözlenmez diyor. Tek hücreli canlıda. DNA'nın çekirdekte bulunması amepiglana paramesyum gibi tek hücreli canlılar ökaryot oldukları için onların DNA'ları bir hücrede olsa çekirdekte bulunur arkadaşlar. Etkiye karşı tepki verme bütün canlıların ortak özellikleri arasında yer alır. Tek hücreli canlılarda da bakın bu özellik görülür. Örneğin bir amip ne yapabilir? İğne batırdığınız zaman iğneden kaçabilir arkadaşlar. Veya ışığı gören öglene ışığa doğru yaklaşabilir. Dolayısıyla etkiye karşı bir tepki söz konusu olabilir bir hücreli canlılarda. Ama dokulardan oluşma diyor arkadaşlar. Doku demek benzer hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır. Bir hücreli canlının bir sürü hücresi olmadığına göre dokulardan oluşma da söz konusu olamaz. Ama oksijenli solunum yapabilir mi? Evet, ökaryot olan amip, Paramesyum ile bazı prokaryotlar e, mitokondrileri olmasa bile mezozom adını verdiğimiz zar kıvrımıyla oksijenli solunumu gerçekleştirebilir. Yine klorofil bulundurma, fotosentetik olan Euglena gibi kloroplast içerisinde bulundurduğu klorofillerle veya bazı prokaryot olan canlılarda, örneğin bakterilerin bazılarında serbest klorofillerle fotosentez yapılabilir gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Ama dokulardan oluşma tek canlara canlılara ait bir özellik olamaz. Üçüncü sorumuz canlılarda meydana gelen demiş hangileri? Yadımlamaya. Ne demek yadımlama arkadaşlar? Katabolik reaksiyon. Yani yıkım reaksiyonuna bir örnektir. Fotosentez. Bakın sentez. Bir şeyleri sentez yapıyoruz. Ototrofluk olayı. Bu anabolik bir reaksiyondur. Sonunum reaksiyonu bakın parçalanma. ATP sentezi. Yadımlamaya bir örnektir. Protein bakın sentezi yine anabolik bir reaksiyon dehidrasyondur. Açığa su da çıkartır. Arada peptit bağları kurulur. Dolayısıyla bu da bakın sentez olduğu için yadımlamaya örnek değildir. Hidroliz suyla parçalanma reaksiyonu sindirindir arkadaşlar. Bu bir yadımlama yani katabolik bir reaksiyondur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuz yukarıda verilen tepkilerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A olayı ototrof canlılarda gerçekleşir mi? Bakalım inorganik maddelerden basit organik madde sentezi yani karbondioksit ve sudan mesela glikoz sentezi. Evet bu bir ototrofluk olayıdır. İster fotosentez olsun ister kemosentez olsun ototrof canlılara özgüdür. B olayı bir dehidrasyon mudur? Basit organik maddelerden inorganik madde oluşması. Örneğin glikozun parçalanarak karbondioksit ve suya parçalanması. Bu bir yıkımdır arkadaşlar. Katabolik reaksiyondur. E, hücresel solunumdur. Dehidrasyon değildir. Dehidrasyon açığa bakın defol su reaksiyondan su çıkartarak bir me meydana gelen bir makromolekül sentezini düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu olay e, B olayı solunum olduğu için dehidrasyon değildir. Açığa çıkan su sizi aldatmasın. O parçalanmayla çıkıyor. Özümleme ile yani yapım reaksiyonu çıkmıyor arkadaşlar. C ve D olayları tüm canlılarda ortaktır. Bakalım C olayı neymiş? Basit organik maddeden kompleks organik madde sentezi. Örneğin protein sentezi. Evet bütün canlılar proteinlerini kendileri üretirler. Enzimlerini kendileri ürettikleri için proteinleri orada kullanırlar. Kompleks organik maddeden basit organik madde ise sindirimi ifade eder. İster parazit canlılar olsun ister normal canlılar olsun arkadaşlar. Bütün canlılar kendi hücre içerisinde depolamış oldukları besinleri sindirirler. O zaman C ve D olayları yine bütün canlılarda ortaktır. D olayı hidrolizdir. Evet kompleks organik madde örneğin protein. Ne yapılıyor? Basit organik madde olan amonositlere bakın parçalanarak oluşuyor. Yani hidroliz oluyor, sindirim oluyor. Suyla parçalanıyor. A, B, C, D olayları hücrenin içinde gerçekleşir demiş. Evet bakın A olayı inorganik maddeden basit organik madde sentezi, fotosentez, kemosentez de bakın hücrenin içerisinde olur. B olayı basit organik maddeden organik madde hücresel sondum demiştik. Bu da yine sadece hücrenin içerisinde olur arkadaşlar. C olayı basit organik maddeden kompleks organik madde dehidrasyon senteziyle meydana gelen e, olaylardır. Bu da sadece hücrenin içerisinde olur. D olayı kompleks organik maddeden basit organik madde hidrolizle sindirimle gerçekleşir. Bu olay hücre içinde de olur dışında da olur. Fakat bize hücre içinde gerçekleşir diye söylemiş. Kesinlikle hücre içinde demediği için bunu da çıklara dahil edebiliriz. Ondan dolayı cevabımız Edirne olarak e, doğru olduğu için Bursa olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz bir canlının ototrof olduğunu hangisi kanıtlar? Yani fotosentez veya kemosentez yaptığını hangisi kanıtlar? Hücre çeperinin olması. E, mantarın da çeperi var ama kendi besini kendisi yapamıyor. Pasif hareket etmesi yani olduğu yerde hareketli olması acaba e, kanıtlar mı ototrof olduğunu? Bazı bir hücreli canlılar var. E, Bunlar mesela hareket etmeyebiliyorlar. Pasif hareket edebiliyorlar. Örneğin bazı bakteriler ama bunlar ototrof değiller arkadaşlar. Bazıları sadece bakın ototrof olabiliyor. O zaman pasif hareket etmesi illa aklımıza bitkileri getirip de evet onlar otostroftur dememizi gerektirmeyebilir. Suyu dışarıdan hazır alma. Bütün canlılar suyu, inorganik bir besin olan suyu dışarıdan hazır olarak alırıp Ototroflara özgü bir şey değildir. ATP sentezini bütün canlılar sonunda kendileri sentezlemek, kullanmak zorundadır. Bu da yine ototrofolun ispatlanması. Fakat eğer bir canlı karbondioksidi özümleyebiliyorsa yani bundan kendisine bir organik besin sentezi yapabiliyorsa ki bu söylem CO2 özümlemesi arkadaşlar aklımıza ya fotosentezi getirmeli her defasında ya da kemosentezi getirmeli. Karbondioksit ancak bu şekilde özümlenmiş olur. Onun için bu olay kesinlikle ototrofluğu ifade eder. Canlılarda gözlenen 1, 2, 3, 4'ten hangileri tek hücreli hangileri çok hücrelere aittir görülebilir diye sorulmuş. Hareket etme tek hücreli canlılar sil, kamçı, yalancı ayak gibi uzuvlarıyla çok hücreli canlılar ayaklarıyla bakın ne yapabilir? Hareket edebilir bu ortaktır o yazalım şöyle. Doku ve organ oluşum bakın doku ve organ çok hücreliliği gerektirir. Tek hücreli canlılarda bu olay görülmez. O zaman Ç yazdım çok hücreli canlılara özgüdür. Fotosentez tek hücreli olan Öglena gibi bazı bakteri gibi canlılarda yapabilir. Bitkiler gibi çok hücreli canlılarda yapabilir. Ortaktır. Uyarılara tepki verme. Bütün canlılar ister tek hücreli olsun ister çok hücreli olsun arkadaşlar. Etkiye karşı mutlaka tepki verirler. Bu da yine ortaktır. O zaman 1, 3, 4 tek hücrelerde görülüyor. Hepsi ise çok hücreli canlılarda görülüyor. Bu da değişik olarak karşımıza çıkmış oldu. 7. sorumuza geçelim. Canlıların tamamı için hangisi ortak değildir diyor. Metabolik atıkları uzaklaştırma boşaltım bütün canlılarda ortaktır. DNA ve RNA bulundurma. DNA'nın olduğu her yerde RNA vardır. Virüsler hariç arkadaşlar. Fakat virüsler canlı değil zaten. Hücresi olmayan canlılarda. Dolayısıyla bütün canlılarda bakteriden insana kadar DNA ve RNA beraber bulunur. Kararlı bir iç dengeye sahip olma yani homeostik dengeye sahip olma. Evet canlıların tamamında bu denge unsuru vardır. Zaten bu denge bozulduğu zaman ölüyoruz arkadaşlar. Canlıların tamamı ölüyor. Monomerleri parçalayarak ATP sentezi solunumu ifade ediyor. Monomerden kastımız monosakkaritler, yağ asiti, gliserol, aminasit gibi yapı taşlarıdır arkadaşlar. Bunlar enerji verici besinlerdir ve bunlar parçalanınca ATP üretilir. Fakat inorganik maddelerden Organik madde eğer sentezleniyorsa bu ototrofluk olayıdır. Yani fotosentez veya kemosentezi ifade eder ve bütün canlılar bunu gerçekleştirmez. Sadece ototrof canlılar bunu gerçekleştirir. 8. sorumuz bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde hangileri ortak olarak gerçekleşir demiş. Şimdi bitkinin arkadaşlar e, renksiz olan epidermis gibi yaprakta bulunan bakın hücreleri de söz konusu. Hatta bazı hücreleri ölmüş bakın. Ölü hücreler canlılık bile göstermeyebilir diye düşünebiliriz. Fakat tüm canlı hücrelere bakın demiş burada. Canlıları düşündüğümüz zaman fotosentez yaptığını bütün bitkinin hücrelerinin iddia edemeyiz. Çünkü renksiz olan, klorofil içermeyen hücreler de söz konusu. Evet, protein sentezi canlıysa bakın mutlaka arkadaşlar kendine özgü bir ATP sentezi sonlu mekanizması olacaktır. Burada bile bakın arkadaşlar. Mutlaka neye ihtiyaç var? Enzime ihtiyaç var. O zaman protein sentezine bakın. Enzim sentezi gibi düşünebilirsiniz yapısında protein olduğu için o zaman bunu yapmak zorunda bütün canlılar. Solunum da yine yapmalı ki ATP dediğimiz enerji birimini üretsin, kullansın yoksa ölür. DNA eşlenmesi evet bakın bitkilerde bölünmez dokular var. Canlı olsa da bakın hiç bölünmeyen dokular var. Dolayısıyla DNA eşlenmesi sadece bölünür dokulara ait Öz özelliktir bütün canlı hücrelerde DNA işlenmesi görülmez. Bizdeki sinir hücreleri gibi bakın. Nasıl sinir hücrelerimiz, kas hücrelerimiz, çizgili kaslar bölünmüyorlar. Aynen onun da bitkilerde, onun gibi bitkilerde de bakın bu şekilde bölünmeyen hücreler söz konusudur. Cevap bunun için ortak olarak 2 ve 3 bulundu. 9. sorumuz hangisi gıda sıkıntısı ile ilgili sorunların çözümüne biyolojinin katkılarından birisi değildir diyor arkadaşlar. Hastalık yapıcı mikroorganizmalara dayanıklı bitkiler üretmek, evet bakın bu gıda sıkıntısını halledebilir. Bitkileri bu şekilde koruma altına alabiliriz ve ee, onlardan daha çok faydalanmış olabiliriz. Et ve süt verimini yüksek hayvanları ıslah etmeye çalışmak bakın yine gıda sıkıntısını giderme yönelik bir çalışma olabilir. Tarım arazilerinin korunması ve doğal yollarla gübreleme yine bakın bitkilerdeki verimi artırabilir. Bu da bakın bize yansır, gıda sıkıntısı hallolabilir. Bazı bitkilerin korunması için tohum bankalarını kurma, onların neslinin yok olmasını engelleme yine gıda sıkıntısını giderebilir. Fakat bitkisel kaynaklı biyo yakıtları üretmek. Zaten biz bitkileri koruma altına almak istiyoruz gıda sıkıntısını halletmek için. Biz de onlardan yakıt yapıyoruz arkadaşlar. Kullanıyoruz yani. Bu gıda sıkıntısını belki iyice artırır. Onun için cevap Edirne olarak bulunur. 10. sorumuz çevreye kirleten bir maddenin bazı bakteri, bazı mantar ve bazı bitki türleri kullanılarak hızlı bir şekilde ayrıştırılmasına verilen ad hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Bu şekilde çevre kirliliğini engelleyen, e, bunlarda bakın bir hücreli canlıları kullanan çalışmalara biz biyoremidasyon çalışmaları adını vermekteyiz arkadaşlar. 11. sorumuz canlıların ortak özelliklerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir diyor. Soyun devam için birey sayısını artırma olayı üremedir. Yaşam boyunca devam eden farklılaşmalar e, bunlar Gelişme bakın gelişme kısmını içerir. Farklaşma olduğu için metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma, boşaltım olarak değerlendirilir. Artıkadan bizi kurtarmış olur. Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım tepkimeleri ise anabolik ve katabolik reaksiyonlar ise canlının metabolik değeri metabolizması olarak adlandırılır. Burada bakın büyüme ifade edilmemiş arkadaşlar. Büyüme mitoz bölünme ile canlının hücre sayısının artması olayıdır. 12. ve son sorumuza bakacak olursak 3 farklı kişi verilmiş. Yaşları 25, 55 ve 45'miş. Yani genç, yaşlı, orta yaşlı diye düşünebilirsiniz. Buna göre bir hangileri söylenebilir demiş. Ayşe'nin hücrelerindeki yani genç olan Ayşe'nin özümleme yapım tepkimeleri Ayşe'den daha hızlıdır. Evet orta yaşlı birisinden genç birisinin özümleme yani yapım reaksiyonlarının daha fazla olduğunu büyüme gelişme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Adıç ve Ayşe'nin bazal metabolik hızları eşit midir acaba? Hayır, biri genç, biri orta yaşlı. Bazal metabolizma gençlerde daha hızlıdır arkadaşlar. Onun için böyle bir şey yine söyleyemeyiz. Eşit diyemeyiz yani bu yanlış oldu. üçüncüsü hücrelerindeki yadınlama hızı en fazla olan Aysel'dir. Evet, yadınlama yıkım katabolik reaksiyonlar yaşlarda da çok daha fazladır. Zaten bunun için tekrar ne yapıyoruz? Boyumuz küçülüyor, vücudumuz kırışıyor arkadaşlar. Her geçen gün vücutta ne yapıyor? Hücre eksilmesi oluyor. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Bunlardan 1 ve 3 söylenebilir. 2'ye söylenemez olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet bu şekilde canlıların ortak özellikleri tespiri bitirmiş olduk. Bir dahaki soru çözümlerimizde konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.